Penceremizi açıyoruz ve Barış Manço geliyor. Cihangir Kızıl Toprak Moda. İlkokul, ortaokul Belçika. Gülpembe Nine, Rikkat Anne ve İsmail Hakkı Baba. Lale Manço, Doğukan ve Batıkan da en sonunda. İşte bir hayat hikayesi. Ama gelin biz onun hayatını anlatmaya aşklarından başlayalım. Ve görelim bakalım dillere pelesenk olmuş şarkılar nereden çıkmış. 14 yaşında meylettiği kızı tam öpmek üzereyken mahalleye zerzavatçı dalmamış mı? Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünyası kararmış. Sokaklar bu sesle yankılanmış. Sonra bir kaçamak aşk yaşamış. İnsan içine çıkmanın mümkün olmadığı, sadece iki kişiye, birbirine kol düğmeleri kadar yakın ve birbirinden kol düğmeleri kadar uzak iki kişiye mahsus bir aşk. Ve o aşktan geriye kol düğmeleri kalmış. Hayatın en büyük aşkı babaanne karşımıza Gülpembe olup çıkıvermiş. Ama Barış Manço hayatın içinden öyle kolayca çıkıvermemiş. O, öncelikle hiçbir sorusunu yanıtsız bırakmayan bir babanın ve özgürlüğün ne demek olduğunu küçücük yaşında öğreten bir annenin oğluydu. Ve özgürlüğün ne demek olduğunu anlamasının bedelini çocuk yaşında yıllarca annesinden uzak kalarak ödedi. Galatasaray'da okurken kendini müziğe verdi. Bir bahar akşamı Selahattin Pınar ve annesi Rikkat Uyanık'tan şarkılar dinledi. Belçika'da güzel sanatlar okudu. Eve dönüşte diplomasını astığı duvardan gitarını aldı ve bir daha hiç bırakmadı. İşte o gün dağlar dağların doğduğu gündü. O gün asfalt ozanı Barış'ın doğduğu gündü. Ozan olmaktan hoşlandı ama kendine sanatçı denmesini istemedi. Dünyayı dolaştı, binlerce insanın çocukluk anılarında en özel yerin sahibi oldu ama Türkiye'nin onunla gurur duymasını hiç istemedi. İstemediği aslında sıradanlıktı. Oysa ona göre bu dünyaya gelmesinin bir nedeni vardı. Dünya bir gemi ise içinde tayfa da var, fare de var, safra da var, yolcu da var. Bu gemi nasıl yürür? İçinde bir de makine var diye düşündü. Ve kendini gemiyi yürüten makine olarak gördü. O çalışmasa sanki gemi duracaktı. Çalıştı, çalıştı, çalıştı. Evet.